Herkese yeniden merhabalar. FM22 parmak kariyerimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. En son bildiğiniz gibi antrenmanlardan, mentörlüklerden ve çeşitli detaylardan bahsetmiştik. Bu bölümde nihayet ligimize başlamaya kararlıyız artık. Tabii ki bu dakikaya kadar neler yaptığımızla alakalı ufak detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Loris Beoni ve Kevin Ball takımımıza antrenör olarak katıldılar. Kendilerinin gerçekten de antrenman seviyelerini yükselteceklerine inancı Tam. Açtığımız iş ilanı sonrasında Francesco Di Benedetto isimli bir artık Nilgen mi denir veya oyun tarafından oluşturulmuş bir profil olarak mı tanımlarsınız bilemiyorum bir performans analisti takımımıza kazandırdık ve son olarak yine bir oyuncu analisti kazandırdık takımımıza bu da yine açtığımız bir iş ilanı sonrasında başvurular arasında en iyi profile sahip olan personeldi ve takımımıza almaya karar verdik. Akabinde önemli bir transfer gerçekleştirdik önceki bölümlerde de söylemiştim. Takımımızın teknik ve yaratıcılık konusunda vizyon, pas gibi özel parametrelerde eksikliği olduğuna inandığımız bir bölgeyi Mihail Zaper ile kapattık. 23 yaşındaki Hırvat futbolcu 2.3 milyon euroya takımımıza imza attı. İyi bir bedel ile geldi. Hemen antrenmanlarını ayarlamaya başladık. Maçın temposuna yön verebilen bir futbolcu olması da onu gerçekten değerli kılıyor bizim açımızdan. Sık sık bitirici ara paslar deneyen bir oyun karakteri Kristine de kendisini kavuşturmaya çalışıyoruz. Hemen antrenmanlarına tabii ki de başladık. Fikstüre dönecek olursak ilk hazırlık maçımız Fiorentina ile bildiğiniz üzere 2-1 kazanmayı başardık. Birçok oyuncuyu test etme deneme fırsatı yakaladık. Hemen akabinde Genoa ile karşılaştık ve o karşılaşmadan da 3-2 gibi güzel bir skorla ayrılmayı başardık. Arkasından Spezia ile karşılaştık ve 2-1 onlara karşı da üstünlük kurmayı başardık. Yani bu 3 karşılaşmada da olabildiğince iyi sonuçlar almaya çalıştık. Birçok oyuncuyu denemeye çalıştık ve takımımız hakkında saha içerisinde de belli bir noktaya kadar izlenim kazandık. Ve Lazio karşısında çok ciddi bir mücadeleye giriştik. Bir birlik sonuçla biten mücadelede gerçekten mücadele gücümüzün yüksek olduğunu, takımımızın çok güzel işler yapabileceğine inandık. Ve Sampdoria karşısında aldığımız 6 birlik muhteşem sonuçla birlikte bizim seri B şampiyonluğunu ilan edebileceğimizi gerçekten de inanmaya başladık başladık. Şimdi sizlerle beraber Bologna, Cosenza ve Perugia ile olan maçlarımızı oynamaya çalışacağız. Hemen Bologna karşısındaki takımımızı da sizlere tanıtalım. Yine her zamanki gibi benim kariyerlerimde klasik olan artık sakatlık problemlerimiz üst üste gelmeye devam ediyor. Ama çok normal diye düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak çok yüklendik ve 3 gün aralarla hazırlık maçları oynadık. Bu periyotlarda tabii ki de oyuncuların fiziksel kapasitesini oldukça zorlamaya çalıştık ve sonuç olarak yine elimizde 5-6 adet sakat oyuncu bulunuyor. Ama bunlar bizim için bir problem olmayacak. Zapper'in gezgin oyun kurucu olduğu bir kurguda yine başarılı bir skor almayı hedefliyoruz. İlk resmi mücadelemizde bakalım başarılı bir skorla dönebilecek miyiz? Kupa benim için çok önemli değil bu arada. Konsantrasyonumu tamamıyla seri 5 şampiyonluğuna vermek istiyorum. Yerel kupayla herhangi bir işimiz en azından bu sezon itibariyle yok. Bu arada çok önemli bir fırsat yakalıyoruz ama yine son anda uzaklaş araştırıyorlar. Biraz böyle sistem taktik özelinde de konuşmamız gerekirse 4-4-2 bizim için oldukça uygun bir sistem. Eğer 3-5-2 ile başlasaydık gerçekten büyük savunma zafiyetleri verecektik ve istediğimiz sonuçları almakta büyük zorluklar yaşayacaktık. Ben Parma için böylesinin daha uygun olduğunu Şahsım adına düşünüyorum. İlk golümüzü de attık ama bakalım geçerli sayılacak mı? Rispoli hazırlık karşılaşmalarında da oldukça etkili performansıyla göz dolduran bir isim. 32 yaşındaki oyuncumuz da Bologna karşısında ilk golünü attı. Ne diyorduk? En son 4-4-2'den bahsediyorduk. Gerçekten de iyi sonuçlar aldığımıza inanıyorum. İyi oynadığımıza inanıyorum 4-4-2 ile beraber ve parmaya çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yani ilk sezon itibariyle 4-4-2 ile devam edeceğiz ve seri A'da da muhtemelen 4-4-2 ile oynamaya çalışacağız. Tabii ki de seri A'ya yükseldikten sonra hemen Şampiyonluk beklentimiz yok ama ben yine de elimizden geleni yapabileceğimizi, yapacağımızı düşünüyorum. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacaklar. Üstüne çarpan top. Son anda uzaklaştırıyoruz. Az kalsın ağlarımıza gol olarak giriyordu. Brunette hata yapmazsan sevinirim diyecektim ama çok kritik bir hata yaptı. Sağ kanatta büyük bir boşluğumuz var. İyi geldiler. Spoliye çok soğukkanlı. Evet ilk yarının son düdüğü geldi. Hiç beğenmediğimi performans olarak belirtiyorum. Ve süpersiniz diyelim. Çünkü bir sıfır öndeler morallerini bozmak olmaz şimdi. Hikey. Uzaklaştıramadık. Soruyana sol kanatta Hikey. Dikkat beyler. Musa Barov. Önemli bir golcü bu pahalarımıza gönderdi. Tabi bunlar olacak ama mesela ben takımda Tutino'dan oldukça rahatsızım. Kendisine 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli verilmiş. Fakat yani bu profile 5 milyon euro vermek bilmiyorum ne kadar mantıklı. Anlatırken de ikinci golü yedik. Tekrarını izleriz merak etmeyin. Yani takımda çok gereksiz hamleler yapılmış. Bunu bence parma yöneticileri ya da menajerlerine bağlayabiliriz. Yani kış transfer güncellemesiyle oynadığımız için bence hoş olmayan transfer transferler yapılmış ve bence para çarçur edilmiş diye ben kendi çapımda düşünüyorum. Çok daha mantıklı hamleler elbette ki yapılabilirdi. Orada yine bir serbest vuruş. 3 1 yakaladılar. Biz hemen oyuncu değiştirmek durumundayız şu anda. Kolibali'yi hemen sol beke alalım. Danilo'yu stoper bölgesine alıyorum. İyi olmayan performanslar var. Yani 6-30 oynuyoruz. Forvet oyuncularımız yok olmuş durumda. Böyle bir sıkıntımız da var. Hemen 4 oyuncu değişikliği birden yapalım. Ve durumu kurtarmaya çalışacağız. Zafer uzaklardan denedi. Olmadı. Uzun bir top. Bizde kaldı Kolibali. Zafer, Del Prato... Tekrar zapper Vali. Inglese uzaklardan vurmayı tercih etti ve dışarıya gönderiyoruz. İtalya kupasında sanırım ilk turdan veda edeceğiz. Durum onu gösteriyor ve 3-5-2'yi çok güzel bir şekilde aslında 3-4-3 gibi de değerlendirmek lazım. Çok güzel bir şekilde oynadılar. Arka direkte tehlikeli bir pozisyon. Envoke bir müdahaleye maruz kaldı sanırım. Penaltı kararı çıkacak. Evet, penaltı kararı geldi. Envoke kullanacak. Envoke da aslında önemli bir Forvet oyuncusu. Umarım gole çevirebilir. 3-2'yi yakalıyoruz. Son olarak Vincent Laurini'yi sağ beke alıyorum. Bakalım kendisi oyuna katkı verebilecek mi? Süpersiniz demeye de devam edelim. Maçın sonuna doğru gelirken biraz da transferler hakkında konuşalım. Başka bir transfer yapmayacağız. Gerçekten çok fazla denedim transfer yapmayı ama inanın takıma oyuncu kazandırabilmek çok zor. Bu sebeple Ocak ayına kadar mevcut kadromuzla devam edip o şekilde tamamlamaya çalışacağız. Biraz da pozisyonun şaşkınlığı oldu bende. Yani biz çok kritik bir hata yaptık. Adamlar aynı hatayı tekrarlayarak %100 gol pozisyonunu kaçırdılar. Sonuç olarak da 3-2 yenilerek boynumuz bükük bir şekilde kupadan uzaklaştırılıyoruz. Ee, çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi yerel kupalar çok önemli değil. Bizim için önemli olan ligde başarılı olabilmek, seri A'ya bir an önce kapak atabilmek doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet, Kosenza karşılaşmasına gelmek üzereyiz. Bir adet daha performans analisti kazandırdık takımımıza. Kademe kademe personellerimizi iyileştirmeye tabii ki de çalışıyorum, özen gösteriyorum. Yani personeller de bir takımın başarısında çok çok önemli bir unsur diye düşünüyorum ve dikkate alınması gerekiyor bence. Şimdi hızlı seçim diyerek şöyle takımımızı bir görelim. Abi her şeyden önemlisi sağ bek var ee, bir adet sol beke ihtiyacımız olacak. Ben Danilo yerine o bölgeye Zagoriti'si almayı düşünüyorum. 20 yaşındaki genç Yunan futbolcumuzu değerlendirebiliriz. Onun dışında bakıyorum almamız gereken herhangi bir isim yok gibi duruyor. Aslında Radu'yu da Laurini yerine alabiliriz ama evet kadromuz büyük ölçüde hazır gözüküyor. Pandev yerine tabii ki de Roberto Inglese ve Simile çıkacağız. Çünkü onlar çok daha yaratıcı forvet rolüne uygun, yüksek tempoya uygun futbolcular. Hemen soyunma odası deyip bu maçı kazanmamız gerektiğini oyuncularımıza hatırlatalım. Başarabilirsiniz beyler de diyoruz. Seri B'deki ilk karşılaşmamıza başlıyoruz. Bizim için önemli bir karşılaşma. Vasquez, Kolibali, Zaper, İngilizce harika gördü Brunetta'yı. Johan Brunetta, Brunetta 1-0 öne geçiyoruz. Aferin beyler. Şimdi bir de biliyorsunuz şey var. E, İtalya'da üçlü savunma çılgınlığı var. Yani günümüz bolunda da şu anda İtalyan kulüplerinin çoğu bu sistem ve benzeri sistemlerle oynamaya çalışıyorlar. Biz 4 4 2yi biraz sırıtacağız ama kesinlikle 3-5-2'nin kantrata olduğunu düşünüyorum 4-4-2'nin. Bu sistemle başarılı olabileceğimize inanıyorum. Eğer olamazsak yapamazsak, beceremezsek bu işi böyle bir ihtimal de tabii ki de söz konusu. Hemen bir 3-5-2 çalışmalarına da başlayacağız elbette. Bu arada maça iyi başladık. İki sarı kartımız var. sert futbolun getirdiği şeylerden bir tanesi maalesef kart konusunda büyük acılar çekeceğiz. Yani bu sezon başka yolu yok. Kolibali'ye çok soğukkanlı davrandı. Zapere pasında Zaper iyi vurdu ama son anda topu tuttular. Evet ilk yarı sona erdi. Hiç memnun olmadığımızı dile getirelim. Oyuncularımızı övelim. Geçtiğimiz maç da böyle olmuştu. Bir anda 3 gol birden yemiştik. Umarım bu maç aynı şeyler tekrarlanmaz. Yorgun olan oyuncuları ilk etapta bir alalım. sakatlık durumumuz da var zaten. Denizmini bu şekilde alıyoruz. Gezgin oyun kurucu olarak... Starella'ya güvenebiliriz bence. Simini bu maç iyi oynamadığını görüyorum. Coutinho'yu oraya aldık. 4 oyuncu değiştirdik. Vasquez yerine yani Simon Som olabilir ama çok emin de değilim. Sterella'yı bence orada değerlendirip Simon öbür tarafa da alabiliriz ama Simon da merkez orta zahada çok kötü oynayacaktır. O yüzden bu şekilde devam etmekte de daha iyi sanırım. Süpersiniz diyelim son kez. Yani ilk galibiyetimize çok yakınız. İstatistik olarak üst seviyelerde götürdüğümüz bir karşılaşma oldu. Bir gol atarak 90 dakikayı tamamlıyoruz. Yani önemli olan 3 puandı. Bu süreçler çok normal biliyorsunuz. Üst üste yenilgiler, beraberlikler alabileceğimiz dönemler de muhakkak yaşayacağız. Fakat biz içeride olanlardan ziyade sonuç odaklı ilerlemeye çalışacağız. Yani bizim için sonuç önemli. Sonuçta ne kazandığımız önemli. O yüzden oyuna ve skora çok fazla takılmıyorum. 3 puan bizim için yeterli oldu. Perüce deplasmanına da vardık sayılır. Ee, kupa maçları olmayacağı için hep böyle bir hafta 10 günlük aralar oluyor ilk maçlar arasında. Ben bu araları kesmeyi daha uygun buluyorum. Yani çok daha iyi olur. başı Boşu boşuna vakit kaybetmemiş de oluruz. Dini içeri almamız gerektirecek bir durum var mı? vardı ona bakıyorum. Laurinis Sabek'te Kosta'yı sol beki e atacağız. Hiç de fena almayan bir oyuncu ve bu şekilde devam edeceğiz. Tabii oynatmadığım için üzüldüğüm oyuncular var. Dean mesela bunlardan birisi, Rado ikincisi, Balok üçüncüsü. Takımımızda aslında önemli oyuncular var. Sadece bu oyuncuların biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor. Ben antrenmanlarını izliyorum şu anda titizlikle hatta takip ediyorum. Hangisinin adam olup olmayacağına 3-4 ay içerisinde karar vermiş olacağım hemen hemen. Yani Ocak ayında takımımızın hemen Hemen içerisinden 3-4 oyuncuyu daha eksilteceğiz. Yani başarılı olamayacağına inandığımız, hızlı gelişim gösteremeyeceğine inandığımız oyuncuları takımdan ayırmaya çalışacağız. İlk bölümde de söylediğim gibi burada amaç daha efektif çalışabilmek, daha iyi çalışabilmek. Hiç zorlanacağımız oyuncularla vakit kaybetmeyelim. Onun yerine kolaylıkla yetiştirebileceğimiz, kolaylıkla parma iskeletini oluşturabileceğimiz oyunculara elbette ki yöneleceğiz. Orada Perüc'e çok tehlikeli geldi. Umarım golle sonuçlanmaz bu atak. Sol kanadı görmüyor musun abi? Bak adam orada yani. Yerden orta kullandılar. Şu anda kendi yarı alanımızdan çıkamıyoruz. Böyle bir problemimiz var. Geli bir şut. Az farklı dışarıya çıktı. Sol kanatta Ozder Volde'ye oynadık. Vasquez. Sakin ol. Pandev. Çok iyi gördü. El Prato nasıl kaçırıyorsun abi nasıl kaçırıyorsun? Yani pandemi de ister istemez şans veriyoruz. Lisi aman çocuklar. Vurdurma abi. Çok tehlikeli şutları var Perugia'lı oyuncuların. Dikkatli olmamız lazım. Zaperi merkez orta aldım. İyi de idare ediyor şu ana kadar ama Gok'taki Vasquez'in aynı şekilde oynadığını söyleyemem. Şu anda bütün yük zaten Zaper'in üstünde. Yani onun hamallığıyla da bir yere varamayız. Ne Yazık ki hakikaten kötü oynuyoruz bu arada. İlk 45 dakika itibariyle hiç iyi oynamıyoruz. Ya yani ara pasları ile falan kaleciyle karşı karşıya kalmaya çalışıyorlar. Artık oynatma şu adamları. Rispoli'ye hızlı çıkarsak bir şansımız olabilir. Envanqo topa bastı, geriye döndü Zapper. Rispoli tekrar güzel orta gol getirir. Asatası yaptık. Tekrar bizde kalan top n değerlendiremedi. Abi 2 metre boyun var nasıl atamıyoruz? Evet, ilk yarı bittik ve bizim çocukların gerçekten soğuk bir duşa falan ihtiyaçları var. Çok kötü oynuyorlar. Bu bağlamda hemen pandemi alacağım. İngilizce bu sefer sağa attık. Ee, böyle bir strateji deniyoruz diye düşünebiliriz. Laurini'yi niye hemen sağa alıyorum. Çünkü Rato orada batırmak üzere. Yani istediğimiz gibi gitmiyor orada işler. Mastrella'yı orta sahaya alıyorum. 3 değişiklikle devam edeceğiz. Bu bağlamda Zapper gezgin oyun kurucuya geçecek. Yani bunları takımın kötü gidişatına önlem olarak yapıyorum ama bakalım Perugia nasıl bir reaksiyon gösterecek onu da bilmiyorum. Orada iyi kaptık topu. Güzel pas. Offside olmaması lazım ve 1-0 öne geçiyoruz. Tabii VAR'dan kontrol gelecek. Golümüz geçerli sayıldı. Bravo beyler diyelim. Burada bu her pozisyonu varla incelemeleri hayra alamet mi ya? Bunun artık bir dengelenmesi gerekmiyor muydu? Yine böyle her pozisyonda goller incelenecekse ya yani çok önemli değil ama yani gereksiz buluyorum ben. Çizgiden çok net çıkardılar. Zafer çok yoruldu. Rispoli ceza çok yorgun. Denizmen'i buraya alalım. Zafer yerine Simon Som'u aldık. 5 oyuncu birden değiştirmiş olduk. Deplasman'da 1-0. Okey miyiz bu skora? Bence okeyiz yani. Hiç problem yok. Denizmen'in kaptırdığı top. Olivier'e. Buffon kalesinde başarılı. Efsane ya adam. Kaleden yana hiç sıkıntımız yok gerçekten. Ama stoper yani bu dörtlüğü değiştireceğiz abi şart. Yani Serie A'da kesinlikle bu dörtlüyle oynayamam. Kazandığımız paralarla komple savunma takviyesi yapacağız. Savunma bel kemiğimiz olacak. Bir tane de Wunderkid forvet alabilirsek. Aklımda Güney Koreli bir oyuncu var. Harika olur. Ama abi dışından oyuncu almak da sıkıntılı biraz. Sağ kanatta büyük boşluklar. Allah'tan var ya değerlendiremiyorlar ha. Yani şöyle Milan Juventus falan olsa maç 3-4 olmuştu çoktan. Güzel çıkarttık topu ama kimse koşmuyor. Uzun bir top. Bizde kaldı. Brunetta, M1, Bo, Laurini. Güzel pasat. İngilizceyi çok iyi gördü be. 2-0. Bak yine inceliyorlar. Abi her pozisyonu incelemeyin ya. Yani bunlardan mesela %50'si hemen karar verirse çok daha iyi olur. 90 artı 4 ve 2-0 kazanıyoruz. Gerçekten zor bir maçtı. E, taktiksel değişiklikler yerine ben bireysel oyun anlamında problem olduğunu düşünerek hemen 3 oyuncu değişikliğiyle ikinci yarıya başladık ve iyi de bir reaksiyon aldık. İyi de bir sonuçla ayrıldık diye düşünüyorum kendi adıma. Laurini'nin performansını övelim. Yani güzel bir final oldu 3. bölüm için. 1-0 2-0 güzel bir başlangıç yaptık. Önümüzde kısmen çok daha kolay geçecek bir ay olacak. Eylül ayı bizim için rahat olacak. Haftada bir maçlarımızı yapacağız. Bu bölümde oyuncular arası iletişimi kuvvetlendirmeye çalışacağız. Bol bol sosyal faaliyetler, bol bol takım kaynaşmaları organize edeceğiz. Antrenman sistemimizi şöyle bir baştan aşağıya bir kontrol edeceğiz ve takımın uyumunu en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Başta da söylediğim gibi şu anda mevcut sistemler ve mevcut oyunculardan seri B özelinde memnunum ama seri A için tabii ki de yeterli bir takım değiliz. Umarım buraya kadar keyifle izlediğiniz bir bölüm. Geride kalmıştır bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.